Van'daki çığ faciasında şehit olan 6 asker gözyaşlarıyla toprağa verildi. İstanbul'da şehit uzman çavuş Cihan Erat için düzenlenen törene katılan Başkan Erdoğan şehitlik vurgusu yaptı. Cihan kardeşimin özellikle ve öncelikle ailesine Rabbim'den sabırlar niyaz ediyorum. Çığ faciasında şehit olan uzman çavuş Cihan Erat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu baba evinde helallik alındıktan sonra Ataköy 5. Kısım Camisi'ne götürüldü. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılarak şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Gerçekten bu ara ciddi manada felaketlerle mücadelemiz var. Şehit ailesine taziyelerini ileten Başkan Erdoğan cenaze namazında saf tuttu. Namaz sonrası konuşan Başkan Erdoğan şehitlik vurgusu yaptı. İdlib'de şu anda yaşadıklarımız ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödediklerimiz var. Zira biz biliyoruz ki Şehitler Tepesi inşallah boş kalmayacak. Şehit uzman çavuş Cihan Erat daha sonra gözyaşlarıyla Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit uzman çavuş Muammer Keskin ise 25 yaşındaydı. Evde olan şehit 3 ay önce baba olmuştu. Nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman? İşe gitmem lazım. Aydın Çin'de yapılan törende hemşireleri şehidi yalnız bırakmadı. Şehit eşinin şapkasını takan Zeynep Keskin tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kahraman şehit kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Şehitten geriye kızı kumsalla oynadığı görüntüler kaldı. 28 yaşındaki şehit uzman çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı bekardı. Şehit asker baba ocağı Kars Arpaçay'da düzenlenen törenden sonra defnedildi. Düzce'de şehidini uğurladı. Silah arkadaşlarıyla birlikte Van'daki çığ felaketinde şehit olan uzman çavuş Özgür Işık memleketinde toprağa verildi. Şehit jandarma uzman onbaşı Ramazan Süslü 23 yaşındaydı. Aksaray'daki törene on binler katıldı. Şehidin eşi, annesi güçlükle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. 26 yaşındaki şehit uzman onbaşı Özen Akçam için de Artvin Ardınuş'ta tören vardı. Şehidin kız kardeşi abisinin montunu giyerek asker selamı verdi. Şehit asker törenden sonra sonsuzluğa uğurlandı. Hakkari Çukurca'da meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeler Özgür Çelik 28 yaşındaydı. Şehitler ölmez. Kimse benim kardeşimi öldü demesin. Şehit asker memleketi Kayseri Develi'de yapılan törenden sonra toprağa verildi.